Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Soyer Ünlü. Amerika, IŞİD militanlarıyla savaşan Irak hükümetine yoğun ve sürekli destek sözü veriyor. Bu desteğin önemli bir parçası, Obama'nın sözünü verdiği 300 askeri danışmanın ülkeye gönderilmesiydi. Bu danışmanların ilk bölümü olan 90 kişilik ekip Irak'a vardı. Ayrıca daha önce Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği'nde görev yapan 40 kişi de danışmanlık görevine getirildi. Ancak Amerika'nın sağladığı bu desteğin baskı altında dağılma belirtileri gösteren Irak ordusuna ne kadar yardımcı olacağı kuşkulu. Amerika'nın Sesi Pentagon muhabiri Jeff Seldon'ın haberi. Irak-Şam İslam Devleti militanlarının zafer kutlamaları artık Irak'ta alışılmış bir görüntü haline geldi. Çatışmalardan kaçanlarsa dehşet verici anları unutamıyor. Yani hel tabne ba yani hel tabne. Başımıza gelenleri filme çekmek için kameram olsun isterdim. Her şeyi kendi gözlerinizle görebilirdiniz. Her yerde çatışmalar olurken çocuklar, kadınlar, yaşlı erkekler panik içinde kaçıyordu. Bu arada Amerika dava saldırıları çağrısı yapan kongre üyelerinin sayısı artıyor. Irak savaşına katılmış olan Temsilciler Meclisi üyesi Adam Kinzinger bunlardan biri. Hava saldırılarıyla militanları bulundukları köylere, kentlere hapsedersiniz. Hareketlerini kısıtlar, Irak ordusuna topraklarını geri almaları için alan yaratırsınız. Pentagon şimdiden hızla Irak kuvvetlerine mühimmat, tank mermisi ve diğer askeri malzemeyi gönderiyor. Irak Savunma Bakanlığı kısa süre önce bir petrol rafinerisi yakınlarındaki saldırıyı püskürtmek amacıyla helikopterlerle havadan yapılan operasyonu gösteren bir video yayınladı. Ancak Ürdün sınırı boyunca yeni yenilgi haberleri de geliyor. Ordu sınırdan çekiliyor. Sınır noktası güvenli değil. Durum çok karışık. Amerika Savunma Bakanlığı yetkilileri Irak kuvvetlerinin bazı bölgelerde ciddi komuta yokluğu dahil bir dizi sorunla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Ancak bu sorunların ne kadar derin olduğu bilinmiyor. Bazı Amerikalı eski yetkililer bu aşamada Irak güvenlik güçlerine umut bağlamanın yanlış olacağı görüşünde. Eski Genelkurmay Başkanı Amiral Mike Mullen'a özel danışmanlık yapan Sarah Chase şöyle diyor. Hükümet koyu mezhepçi ve rüşvetçi olursa halkın bazı kesimleri kendisini dışlanmış ve kendi hükümeti tarafından aşağılanmış hisseder. Sayıları ne olursa olsun yerel güvenlik güçleri bu boşluğu onaramaz. Eski kara komandosu ve güvenlik uzmanı Paul Floyd, Irak güvenlik güçleri özellikle kuzeyde dağılırken IŞİD'in stratejisinin işler göründüğünü söylüyor. Geniş bir coğrafi bölgede bu kadar çabuk hareket etmede ve klasik askeri kuvvetleri dağıtmada çok başarılı oldular. Şimdi Amerikalı askeri danışmanların Irak ordusunu yeniden toparlamayı başarıp başaramayacağı merakla bekleniyor. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi, Washington. IŞİD militanlarının Irak'ta hızlı ilerleyişi, Amerika'da bazı eski anıları yeniden canlandırdı. Irak Savaşı'nda hayatını kaybeden 4500 Amerikan askerinin yakınları ve kimi siyasi çevreler, 2003 işgaliyle başlayan savaşı bu gelişmeler ışığında yeniden tartışmaya açtı. Irak'ta ölen askerler anısına Illinois eyaletinde motosikletli bir gösteri düzenleyen Raymond Proskowski, Obama'nın Irak'a asker göndermemesinden şikayetçi. Obama'nın asker göndermediği yönündeki açıklaması yanlış. Çünkü zaten 300 danışman gönderdiler. Obama danışman ve özel harekat birliklerini kara operasyonu olarak görmüyor. Ancak bence bu gerekliydi ve havadan da desteklenmeleri şart. Temsilciler Meclisi üyesi Adam Kinzinger, Irak Savaşı'na katılan eski bir savaş pilotu. Kinzinger, insansız hava araçları ve savaş uçaklarıyla düzenlenecek operasyonun militanları püskürteceğini söylüyor. IŞİD militanlarını geriletmemiz gerekiyor. Bu, Irak Savaşı'nda hayatını kaybedenlere ödememiz gereken bir borç. Bence en iyi çözüm Irak'a tek bir Amerikalı bile göndermemek. Bu işi kendi aralarında halletmeleri gerekiyor. Corey Thompson oğlu Michael'ı savaşta kaybetmiş. Bu yüzden Irak'taki militanların kazanımlarını üzüntüyle izliyor. Birçok anne baba oğullarımız bir hiç uğruna mı savaşta öldüler diye üzülüyor. Ama bence çocuklarımız Irak halkının özgürlüğü için öldü. Thompson Irak halkının şimdi de kendi özgürlüklerini kendilerinin kazanmasını umuyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Türkiye'de
Türkiye, Avrupa Birliği ile imzaladığı gümrük birliği anlaşmasının yaratabileceği olumsuz etkileri gidermek için Amerika ile Avrupa ülkeleri arasında müzakereleri başlatılan Transatlantik Yatırım ve Ticaret Ortaklığı'nın dışında kalmak istemiyor. Ankara'nın bu anlaşma çerçevesinde gündeme getirdiği bir diğer alternatif de Amerika ile Türkiye arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması formülü. Olası bir serbest ticaret anlaşması Amerika Ticaret Odası'nın da gündeminde. Yaklaşık 3 milyon Amerikan şirketini temsil eden çatı örgüt, olası bir serbest ticaret anlaşmasının iki ülkenin ekonomileri üzerindeki etkilerini araştıran bir çalışma yapıyor. Odanın konuyla ilgili raporunu kısa süre sonra yayınlaması bekleniyor. Melek Çağlar rapor öncesinde Amerika Ticaret Odası'nın Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcısı Kuş Çoksi ile tüm bu konuları konuştu. Kuş Çoksi, programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün sizinle Transatlantik Yatırım ve Ticaret Ortaklığı TTIP, Türk-Amerikan Ekonomik ve Ticari İlişkileri ve Amerika ile Türkiye arasında olası bir serbest ticaret anlaşması konularını gözden geçireceğiz. Sizce Türkiye'nin TTIP görüşmelerine taraf olması ne kadar gerçekçi bir hedef? From the perspective of business, we seek... Biz Amerikan iş dünyası olarak her iki tarafa da sayısız yararı olabilecek, istihdam artışı ve teknoloji transferini kolaylaştıracak ikili ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin TTIP görüşmelerine taraf olması, müzakereye taraf olan ülkelerin alacağı siyasi bir karar. Biz elbette iş dünyası adına konuşuyoruz ve hükümetlerin bu yöndeki kararında belirleyici olamayız. Ama Türkiye hem TTIP'e taraf olma hem de Amerika ile serbest ticaret anlaşması imzalama şansını zorlamak için bazı adımlar atabilir. Tüm taraflar masaya oturup bu iki yolu güçlendirebilecek konuları ele alabilir. Peki sizce nedir Türkiye'nin atması gereken adımlar? There are a number of things that both sides can do. Her iki tarafın da atabileceği adımlar var. Türkiye başlattığı reformları sürdürebilir. Gümrük Birliği Anlaşması imzalandığında başlattığı yenilikleri tamamlama yolunu seçebilir. Fikri mülkiyet haklarının güçlendirilmesi, resmi ruhsat alınması sürecini modernize etmek, iş gücü vasıflarının yükseltilmesi, sadece bir üretim merkezi değil, hedeflediği gibi finans merkezi ve hizmetler sektöründe bir merkez olması bunlar arasında sayılabilir. Mikro düzeyde ise olası bir ticaret anlaşması için Amerika'nın istediği standartların neler olduğunu anlaması için Türkiye, Amerika'nın diğer ülkelerle mesela Güney Kore ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarını incelemeli. Bu çalışmayı hem Türk hükümeti hem de Türk iş çevreleri yapmalı. Nedir Amerika'nın istediği standartlar? Amerika ile Güney Kore arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına bakarsanız orada hizmetler sektörü, kamu ihaleleri gibi bir dizi konuda belli standartlar getiriliyor. Türkiye'de bu alanlarda önemli mesafeler kaydetti. Ama örneğin az önce belirttiğim gibi fikri mülkiyet hakları, bürokrasinin işleyişi, devletin işleyişi konularında yapılabilecekler hala var. Amerika Ticaret Odası Türkiye'nin TTIP müzakerelerine taraf olmasını destekliyor mu? Biz Amerika ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması için müzakerelerin başlatılmasını destekliyoruz. Biraz daha açmak gerekirse Amerika Ticaret Odası olarak Türkiye'nin TTIP'e taraf olmak yerine Amerika ile serbest ticaret anlaşması yapma şansını mı zorlaması gerekiyor sizce? Hayır, biz bu ikisinin aynı anda mümkün olmayacağını söylemiyoruz. Biz Türkiye'nin TTIP'e taraf olma hedefini destekliyoruz. Ama bizim Amerikan iş dünyası olarak etki yapabileceğimiz, nüfuzumuzu kullanabileceğimiz alan Amerika ile Türkiye arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusudur. Bizce ilişkileri güçlendirmenin en direkt yolu da hükümetlerin serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başlamasıdır. Ancak bu durum iki hükümetin çok taraflı bir diğer ticaret anlaşması üzerinde çalışmayacağı anlamına gelmez. Serbest ticaret anlaşmaları imzalamak uzun ve zorlu bir süreç. Bunu senatodan geçirmek ise daha uzun ve daha zor. Diyelim ki Türkiye ile Amerika arasında görüşmeler başladı ve sorunsuz şekilde tamamlandı. Böyle bir durumda bir serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesi ne kadar zaman alır?
Amerika'nın imzaladığı son 3 anlaşmanın yürürlüğe girmesi uzun sürdü. Ancak bunların 5 ila 7 yıl sürmesi görüşmelerde yaşanan tıkanıklıktan kaynaklandı. Ama Ürdün, Bahreyn, Umman gibi ülkelerle yaptığımız anlaşmalardan bazıları 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Türk hükümeti ve iş dünyası olası bir serbest ticaret anlaşmasının onaylanması için kongre nezdinde lobi yapmanın önemine değiniyor sık sık. Sizce kongreden Türkiye ile imzalanacak bir anlaşmaya ne tür itirazlar gelebilir ve bu itirazlar nasıl giderilir? Kongrenin nelere itiraz edebileceği konusunda spekülasyonda bulunmak istemem ama daha önce imzalanan anlaşmalara bakıldığında ekonomisi büyük olan ülkelerle ticaret anlaşması imzalamak her zaman Amerika'nın yararına olmuştur. Türkiye'de dünyanın en büyük 17. ekonomisinden bir basamak yukarı çıkıp 16. sıraya yerleşti. Amerika işte bu tür canlı, büyük piyasalarla iş yapma arzusunda. Serbest ticaret anlaşmalarından Amerika her zaman diğer tarafa göre daha kazançlı çıkmıştır. İşte bizler iş dünyası olarak bu bilgileri derleyip kongre üyelerine, siyasetçilere karar alıcı mekanizmalara iletmeliyiz. Amerika'nın imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarından diğer tarafa göre her zaman daha kazançlı çıktığını söylediniz. Bu durumda Türkiye'nin kazancı ne olacak bu tür bir anlaşmadan? First and foremost, the fact that Turkey is a member of the customs union. Türkiye için de sayısız yararı olacaktır. Her şeyden önce Türkiye'nin TTIP'e taraf olmaması durumunda gümrük birliği anlaşmasından doğan yükümlülüklerin nedeniyle ülke Amerika ve AB arasındaki anlaşmadan olumsuz etkilenebilir. Tarım gibi bazı sektörlerde pazarını Amerikan ve Avrupa Birliği şirketlerine açarken aynı uygulamadan kendisi yararlanamaz. Aynı şekilde gümrük birliği yüzünden Türkiye, Avrupa Birliği ile ticaret anlaşması imzalayan üçüncü ülkelerle kendisi anlaşma imzalayamıyor. İşte bu olumsuz unsurlar Amerika ile imzalanacak serbest ticaret anlaşmasıyla giderilebilir. Bunun dışında Amerika ile imzalanacak bir anlaşma, Türkiye'nin son teknolojileri, yeni know-how sürecine erişimini kolaylaştıracaktır. Yine ayrıca bu anlaşma, Türkiye'nin küresel ekonomideki yerini hedeflediği gibi daha da güçlendirir. Son sorum şu, bir serbest ticaret anlaşması imzalanması durumunda bundan her iki tarafta da en çok hangi sektörler yararlanır? The nice thing about the bilateral relationship is it is so. İkili ilişkiler halen o kadar güçlü ki bundan yarar sağlayacak sektör yelpazesi de o kadar geniş. İlaç sanayinde teknoloji ve Ar-Ge faaliyetleri, finans hizmetleri, havacılık sanayi, imalat sektörü bunların başında geliyor. Bugün birçok Amerikan şirketi halen Türkiye'yi bölgesel merkez olarak kullanıyor. Türkiye üzerinden 25 milyar dolarlık bölgesel pazarlara ve 1,5 milyar dolarlık civar nüfusa erişim mümkün. Daha fazla Amerikan üniversitesi Türkiye'yi bölgesel merkez olarak seçmek niyetinde. Aynı şekilde sağlık sektöründe Türkiye bölgenin merkezi olabilir. Thank you very much for your time. Thank you. Bültenimizin sonuna gelirken Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayınlarından kısaca bahsedelim. Yayınlarımızı Amerika'nın başkenti, haberin merkezi Washington'daki stüdyolarımızdan yapıyoruz. Bültenlerimizde ve internet yayınlarımızda sadece Amerika'nın değil, dünya gündeminin de en çok öne çıkan başlıklarını Amerika'nın Sesi'nin dünyanın değişik köşelerinde görev yapan deneyimli muhabirlerin gözünden aktarıyoruz. Bültenlerimizi TGRT Haber ekranlarında Salı'dan Cuma'ya izleyebilirsiniz. Yayınımızı kaçırırsanız arşivimiz internet sitemizde mevcut. Sitemizde multimedya başlığı altında bulabilirsiniz bu yayınları. Bunu da hatırlatmış olalım. Gündemde haberden çok daha fazlasını getiriyoruz ekranlarınıza. Sadece ilginizi çekecek başlıklar değil. Sağlıktan teknolojiye, sanattan kültüre, dahası Amerika'da yaşam ve Türklerin başarı öyküleri ve çok daha fazlası gündemde. Hayata dair ne varsa gündem farkıyla ekranlarınızda. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Gelin her hafta gündemde buluşalım. Washington stüdyolarımızdan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimizi internette amerikaninsesi.com adresinde bulabilirsiniz. Yarın yeniden görüşmek üzere, iyi akşamlar.